İvan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir seriye başladım. Aslında seri dediğim oynanış serisi değil ama benim her zaman okuduğum, her zaman takip ettiğim birkaç tane web sitesi var. Nexus bunlardan bir tanesi. Türkçe sayfası da var LoL'ün şeyi olduğu için. Buradan bakabilirsiniz ülkelere, dil seçeneklerine vesaire. Burada da her hafta veya artık belli zaman aralıklarıyla yeni şeyler paylaşılıyor. İşte Riot'a sor, bunlardan bir tanesi. Nexus'ta paylaşılan ve paylaşılmaya değer şeyleri de ben de sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık 10 saat önce paylaştıkları bir şey var. 3 tane soru var bu hafta. Beraber okuyalım, beraber yorumlayalım istedim. Sizin de fikirleriniz, görüşleriniz varsa belirtebilirsiniz. İlk soru istemci ile alakalı gelmiş. İstemciyi düzeltecek misiniz demişler. Belki birçoğumuz çok fazla fark etmiyor ama hani düşündüğümüzde istemci biraz yavaş. Böyle basıyorsunuz, atıyorum şampiyon şeyine gireceksiniz, mağazaya gireceksiniz. İnternetiniz hızlı olsa bile bir 2-3 saniye bir takılıyor falan, şu oluyor, bu oluyor. Veya şampiyon seçiminde bazen basıyorsunuz 2 saniye 3 saniye sonra oluyor. Yine bu tamamen internetle alakalı değil. Bununla alakalı bir soru gelmiş. Cevabı da şöyle demişler. Evet, tabii asıl önceliğimiz şampiyon seçim ekranındaki sorunları çözmek. Çünkü bunlar bazen oyuncuların şampiyon seçememesine ve dolayısıyla istemeden oyunu terk etmesine yol açabiliyor. Şampiyon seçimi üzerindeki çalışmalarımız tamamlandığındaysa istemcinin diğer kısımlarını iyileştirmeye başlayacağız. İlk iyileştirmelerimizi önümüzdeki birkaç hafta içinde getirmeye başlayacağız diyorlar. Yani aslında oyuna girdikten sonra deli gibi etkilemiyor bizleri ama yine de tabii birazcık daha hızlı bir istemci çok daha iyi olabilirdi. O birinci soruymuş. İkinci soru Hextech ile alakalı bir soru. Hextech temiz bir enerji kaynağı mı yoksa bir tür büyülü çevre kirliliğine ya da benzer bir şeye yol açıyor mu demişler. Cevabında ise Piltover'daki diğer mevcut enerji kaynaklarıyla karşılaştırılınca Hextech ulusunun kullanabileceği en temiz enerji kaynağı demişler. Piltover'da böyle teknoloji hurla geziyor, turla geziyor. Böyle yalan dolan bir sürü şey var orada. Bunlarla kıyaslayınca Hextech'in çok daha temiz bir enerji kaynağı olduğunu söylüyor Riot. Devam ediyor sonra. Kristal çekirdek stabil bir duruma geldiğinde ve çalışmaya başladığında enerjinin sadece çok az bir kısmını boşa harcayarak neredeyse sonsuza kadar işleyebiliyor. Tabii zaman zaman ufak bir ayarlama yapmak gerekebiliyor. Ayrıca Hextech cihazları sıradan fanilerin ellerine verildiğinde büyü Piltover toplumunda demokratikleştiriliyor. En azından böylesine mucizevi icatları alabilecek kadar varlıklı olanlar için. Yani sorunun cevabı temiz mi, kirli mi? Temiz. Son sorumuz ise neden oyun akışını hızlandırıyorsunuz? Önceki sezonda ve bu sezonda yaptığınız değişiklikler hep oyunları hızlandırmaya yönelik. Bu da oyun çevirmeyi imkansızlaştırıyor ve stratejiyi anlamsız kılıyor. Benim görüşüm oyunun hızlandırılması şu ana kadar iyiydi. Eskiden oyunlar benim hatırladığım kadarıyla, ben bayağı eskilerden beri oynuyorum zaman zaman bıraksam bile ama 35-40 dakika aralığıydı normal oyun. Bazı oyunlar 50-55-60'ı bulurdu ve bu çok da nadir olmazdı, yani sık sık olabilen durumlardandı. Ama yaklaşık 1-2 senedir oyunlar genelde 25-30 dakika aralığında, 20'de bitiyor bazen. 20'de sur veriyorlar artık oyunun çevrilmeyeceğini anladıklarından falan. 20'de suru çok sık görüyoruzdur muhtemelen. Biz veriyoruzdur veya rakip veriyordur. Ama 25-30 çok sık oluyor. 35'e bazen sarkıyor. 35 olunca artık late game oluyor. 40 olunca 6 item bitmiş oluyor falan. Bir savaşa bakıyor olaylar. Neyse. Riot'un cevabına bakalım. Sonra bu cevap içerisinde ben yorumlarımı yine yapacağım. Yıllar geçtikçe oyun süresi biraz kısaldı ama özellikle oyun akışını hızlandırmaya çalışmıyoruz. Hatta bu yıl sezon öncesi dönemde oyun sürelerini değiştirmeden oyun çevirmeyi daha mümkün hale getirmeye çalıştık. Bu yüzden oyuncuların başlarına konan ödülleri genel olarak arttırdık ve daha kolay çalınabilmesi için Baron'un canını arttırdık. Ayrıca koridor aşamalarını uzatması ve oyun akışını düzene sokması için kule barikatları geçirdik. Çok iyi yapmışlardı yani. Çok da mantıklı bir hareketti. Bir takım eziyor. Oyun süresi kısaldı. Ama o takım yalan edecek sizi. Ama bu ödüller çok daha iyi oldu. Daha fazla altın ödülü geliyor. Daha fazla işte minyon kesiyor adam, onun ödülü geliyor. Ondan sonra bu ödülleri görebiliyorsunuz. Ona göre bir taktik yapabiliyorsunuz ki bütün takım fidlemişse, karşı tarafta 600 goldlar 700 goldlar uçuşuyorsa mesela, bu size çok büyük avantaj sağlıyor. Bu killleri aldığınız anda belki takım 2000-3000 oluyor. Bir de oradan baron alırsanız 5000 oluyor. Şu oluyor, bu oluyor derken altın şeylerini kendi lehinize çevirebiliyorsunuz. Böylelikle çevirebiliyorsunuz oyunu. Verilere göre konuşmak gerekirse, ki bunun için oluşan altın farkı, kesilen destansa canavar, deneyim farkı gibi pek çok ölçümü inceliyoruz. Oyunların 2019 yılında 2018'e kıyasla daha sık çevrildiğini görüyoruz. İstatistikleri ben bilmiyorum ama mantıklı yani. Ben de çevrilen oyunların daha sık olduğunu düşünüyorum ki benim başıma da geldi. Takım deli gibi feedliyor bizimkiler. Bir şeyler oluyor. Late'i bekliyorsunuz. Hatta son videolarda da var. Taşıyorsunuz. Veya bizim takım deli gibi kasmış. Ama adamların şampiyonları biraz daha late'e dayalı. Bunun için bekliyorlar. Bizim altınları alıyorlar. Sonra da çeviriyorlar. Tabii bu benim dediğim son örnek birazcık daha farklı ama olsun. Devam ediyoruz. Tabii Sihirdar Vadisi karşılaşmaları LoL'ün ilk sezonlarına göre artık çok daha kısa sürüyor ve oyun çevirmek o dönemdeki kadar olası değil. Bunun bir sebebi takımlardan birinin kazanacağı kesin olsa da uzayan, yani sonucu belli olan oyunların sayısını azaltmak istememiz. Çok mantıklı. Bazı oyunlar var. Siz late game'de daha iyisiniz. Vayne'iniz var, Nexus'unuz var, Veigar'ınız var, sallıyorum bu tarz şampiyonlarınız var ama early'de ezmişsiniz. Oyun 20'ye 5 veya 20'ye 7 veya 17'ye 2, 17'ye 4. Artık yani early midi kazanmışsınız. Late game kaldı sadece. Geç oyun kaldı. Kazanacağınız belli. Bu yüzden hani oyunları çok da uzatmanın anlamı yok. Bari bitsin. Herkes yoluna gitsin mantığı ve çok da mantıklı. Sonucu belli olan oyunların sayısını azaltmak aynı zamanda oyun çevirme ihtimalinin de azalması anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla kendini toparlayan oyuncuları ödüllendirmek için beslenen oyuncuları katlederek başlarına konan seriye bağlama ödüllerini toplamak gibi çeşitli mekanikler ekledik. Yıllar geçtikçe oyun sürelerinin kısalmasına yol açan bir başka sebep de eski oyuncuların haritanın mekaniklerinde günümüz oyuncular kadar ustalaşamamasıydı. Bu da çok mantıklı ama bu o kadar diğerleri kadar etki ettiğini düşünmüyorum. Eskiden oyuncular yine iyi oynuyordu. Şimdi hala iyi oynuyorlar ama artık LoL o kadar gelişti ki yani bunun şampiyonları yapılıyor kaç yıldır. Artık koçluk alabiliyorsunuz internetten. Oyunlarınızı izliyorlar. Adam nerede hatanızı yaptığınızı söylüyor. Şunlar bunlar oluyor. Sürekli her yerde LoL içerikleri var. Hani insanlar çok daha biliyor. Bronzundan tutun Diamond'ına kadar, en tapa kadar herkes neredeyse belli mekanikleri biliyor. Ne zaman Baron'a girilir? İnhibitör mü Baron mu önce alınır duruma göre, önce orta koridor mu alınır, alt koridor mu alınır, ne zaman takım savaşı yapılır falan. Tabi bunlar oynamak ve bilmek farklı şeyler ama birçok oyuncu bunun bilgisine sahip artık. Eskiden bu kadar değildi. Eskiden belki sadece pro oyuncular buna sahipken, bu bilgiye sahipken, şimdi artık herkes neredeyse az çok bayağı bir bilgi sahibi oldu. Önde olan takımın bu fırsatı değerlendirememesi veya oyunu sonlandıramaması çok daha sık görülüyordu. Aynen Baron almışsınız hala işte sağda solda işte mavi kesiyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz veya ne bileyim ejderhaları almışsınız, dağ ejderlerini almışsınız ama hala başka şeyler yapıyorsunuz. Halbuki çok daha fazla hasar veriyorsunuz kulelere, şunlara, bunlara veya çok fazla hızınız var. 3 tane neydi rüzgar değildi. Bir ejder var ya adını unuttum şu anda. Onu almışsınız. Daha fazla rotasyon yapabilirsiniz. Savaşta daha hızlı girebilirsiniz. Daha hızlı çıkabilirsiniz. Bunu birçok yönde kullanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda artık oyuncular daha bilgi sahibi. Yani günümüzün oyuncuları önceki sezonlardaki oyunculara göre LoL stratejisinde genel olarak daha iyi. Dolayısıyla oyunlar genellikle daha kısa sürüyor. Sonuç olarak oyun sürelerini kısaltmaya çalışmıyoruz ve oyunlar daha da kısalırsa oyun akışını yavaşlatmak için bazı çalışmalar yürütebiliriz demişler. Çeşitli değişik insanlar bunlara yorumlarda bulunmuş. Hatta bu benim de ilgili olduğum bir insan baş hikaye editörü. Burada siz sorularınızı sorabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz, bu tarz şeylerinizi yapabilirsiniz ve bunlardan sevilenler çok sorulanlara Riot'çular cevap veriyor. Ben de bu seriyi burada sonlandıracağım. Çok daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben zaten bunları okuyordum. Okurken dedim ki sizinle de paylaşayım. Durum böyle arkadaşlar. Bu seriyi beğenilse de beğenilmese de ben paylaşmaya devam edeceğim ama bu seride şöyle bir şey olacak. Seri demeyelim ama ya da diyelim tam olarak seri olmasa bile. Bu normal benim video paylaşımlarımı etkilemeyecek. Sadece ekstra videolar olacak. İşte bunlar yayınlandığında bir gün içinde, 2 gün içinde artık ne zaman bulursam yapabilirsem bu videoları da paylaşmak istiyorum. Benim fikirlerim böyleydi. Riot'un cevapları böyleydi. Sorular böyleydi. Sizin katıldığınız katılmadığınız durumlar olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki köşede buluşmak üzere. Hoşçakalın.